Diyanet açıklama yaptı. Evlilik yaşı 18'dir. Ergen olsa bile evlenir diye bir şey yok. Yani şimdi ergen olmak 9-10 yaşlara düşmüş. 12-13 yaşlara en fazla çıkmış ve siz kalkıp da ergen oldu diye bu fiziksel olarak bu çocukları evlendiremezsiniz. Bu bir suçtur. Kalkıp da bunu dine, ona buna bağlayanlara bir cevap olsun. Yani çocuklarınız ergen olduğu zaman onun efendim evlenme yaşı gelmiştir diye bir şey yok. Dini ortaya koyup da bu lafı söyleyenler de bunu iyi araştırsınlar. Ergen olmak aynı zamanda zihinsel olarak da ergen olmak demektir. Fiziksel olarak, hormonal olarak ergen olmak o bireyin, o çocuğun, o kişinin beyninin, hayatının, ruhunun o evliliğe de uygun olduğu anlamına gelmiyor. Yani bir bireyin evlenebilmesi için fiziksel ve ruhsal olarak hazır olması lazım. Siz bugün 11 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında ergen olmuş kız çocuklarının ve erkek çocuklarının kalkıp da bir evliliğe hazır olduğunu bana hiç kimse söylemesin. Rica ediyorum. Burada ayrılmayalım. Bu sebeple bu konuya da bir açıklık getirmiş olalım. Yani ergen olma yaşı evlilik yaşı demek anlamına gelmiyor. Evlilik yaşı kanunlarımıza göre 18'dir. Hatta ben kızların 22, erkeklerin 26 yaş sınırı evlilikte getirilmesini daha önce de söylemiştim. İsteyenlerden biriyim. Saçma olabilir belki ama ütopik olabilir. Bu da benim fikrim. Zaten uygulanmıyor. Ama evlilik önemli bir şey. Yani kalkıp da bunu işte İslam dini bunu böyle. Hayır, İslam dininde de bireyin evliliğe ruhen de bedenen de hazır olması gerektiği isteniyor. Ama tabii herkes demiyorum. Bir takım grup kalkıp ne yapıyor? Dini kötü göstermek için hani çamur at izi kalsın açıklamalar yapıyor. Öyle bir şey yok. Evet, bunu buraya koyalım. O davada devam ediyor. Sonuçlarını da takip ediyoruz. Evet, ikincisi şimdi Rusya'da bir kriz var. Bir patates cipsi. Markayı buradan söyleyemiyorum. Stokları tükenmek üzereymiş. Aman aman nasıl bir kriz, insanlar o marka veya herhangi bir marka marketlerde satılan raf ömrü olan patates cipsini yemezse ne olur? Bence çok daha iyi olur. Keşke bunlar, bakın, sağlığı bozan şeyler, işte asitli içecekler, bu cips türleri. Bunların hepsi aslında o kadar zararlı ki bu cipsin mikroskop altında bir görünümü olan video var. Google'a girin bakın. Nasıl zararlı olduğunu, ne kadar çok zararlı madde olduğunu görüyorsunuz. Hemen aklıma şöyle bir şey geldi. Bu cipsler daha hayatımıza yeni girdiğimizde, tabii benim annem bizi hep böyle ev yemekleriyle büyüttü. Tatlımız, her şeyimiz, hala da biz öyle yaşarız, yaşamaya çalışırız. Dışarıda da yemek yiyoruz ama genel yemek kültürümüz budur. O zaman tabii biz çocuğuz, özeniyoruz. Ve annem bir gün aldı patatesleri, öyle bir bıçakla incecik incecik doğradı ki, sonra kızartma tenceresinde onları bize kızarttı. Belki paketteki gibi olamaz çünkü onlara kimyasal koydukları için öyle. Ama bizi o şekilde kadın tatmin etti. Bir anne olarak bizim gönlümüzü ette ve hala annemin patates kızartması gibi yapamayız. Torun torba gittiğimizde annem onu yapar, anneannemin patates kızartması mı der mesela bizim çocuklar. Ve biz de hala öyle yeriz. Şimdi burada nereye geliyor? Aslında hani geçen bir cips paketinden Türkiye'de fare çıktı diyorlar ya. Ben ne kadar doğru bilemiyorum. O yani çok büyük bir şey o, ama hani 100 milyonda bir ihtimal, tesislerde bunu söylemiştim hani olabilir diye. Fakat orada ben nasıl yorum yaptım, dedim ki yani fare 100 milyonda bir ihtimal ama bu asıl o cipslerin hiç yenmemesi lazım. Yani farenin orada çıkmasını ben konuşmuyorum, ben bunların aslında o fareden çok daha zararlı olduğunu söylemiştim. Hala aynı şeyi.
İşte şimdi insanları alıştırdıkları şeye bakın. Yani bir patates cipsi, bu arada kedim geliyor. Bir patates cipsi stokları bitiyor diye insanlar krize girmiş. Aslında bu da bağımlılık yapıyor. Anlatabiliyor muyum? O yemekler bağımlılık yaptığı için, pardon. Bu da lokum, görmüş olun. Orada işler çeviren. Hadi bakayım git. Doğal çekiyoruz biz, doğal ortam. İşte böyle onları da alıştırıyorlar. Ve aileler, insanlar, her ülkenin milleti. Bakın sadece biz, hani sanki böyle bize öyle bir algı yaptılar ki zamanında Avrupa'da insanlar hep böyle şu bu. O paketler Türkiye'ye ithal edilmeye başladıktan sonra bizim toplumun sağlığı da bozuldu. Raf ömrü yiyecekler yüzünden bu toplumun sağlığı bozuldu. Eskiden insanlar tereyağı da, zeytinyağı da, her şeyi yiyordu ama sağlıklılardı. Niye? Çünkü sağlıklı yiyecekler tüketiyorlardı. Evet, ha, burada konu aslında yani onun, insanları buna alıştırmak. Böyle çok şey bir kriz. Kendilerini işte nasıl teselli ederiz bilemiyorum. Ama şu da var mesela, Türkiye'de obezite tehlikeli boyuta geldi. Niye? İşte nereye bağlıyoruz? Efendim siz raf ömrü olan yiyecekleri yedirirseniz, fast foodları yedirirseniz, bu çocuklar onun yanında işte asitli içecekler içerse ve çocuklar, çoğu ailede şöyle bir şey var. Evde yemek pişiyor, çocuk ben bunu yemem, dışarıdan onu söyle. Ben bir sitede oturuyorum, gece 3'te kebap geliyor. Bir kere gece 3'te geliyorum, bu şeyler, kuryeler sıralı. Bu ne dedim güvenliğe, dedi ki o bunu, kebap yazıyor, koku geliyor. Dedi ki oho Sevda Hanım dedi, yani gece 4'te kebap isteyen var, lahmacun isteyen var dedi. Yani şimdi bunlar işte insanların hayatına sokulduktan sonra bizim toplum sağlığı da bozuldu. Bedensel sağlığı bozulmanın zihinsel psikolojisi de çok sağlıklı kalmıyor, açık söyleyeyim. Ve obezite artıyormuş Türkiye'de. Artar tabii, niye artmasın? Oturun evinizde pişin. Eskiden de bu ülkede evde börekler, çörekler pişiyordu ama insanlar obezite değildi bu kadar. Niye? Çünkü börek, çörek bile evde yapıldığında, evde pişirdiğinde dışarıdakinden çok daha az kalori var. İkisi çünkü orada natürel şeyler kullanılıyor. Bunun tek şeyi, herkes evine dönecek ve evinde yemek pişirecek. Kendi organik hayatına dönecek. Yoksa Türkiye'de obezite de artar. Bir de şu var tabii, annelerde şöyle bir şey var. Sağlıklı çocuk şişman çocuk. Hayır, şişman çocuk da şişman yetişkinde sağlıklı değildir. Bir sürü hastalığa riski açıktır. Yani yeteri kadar yediğiniz zaman, çocuğunuza da kendinize de yeteri kadar yediğiniz zaman gayet sağlıklısınız. Yeterinden az yediğiniz zaman da zararlı, fazla da yediğiniz zaman zararlı. Ne demiş atalarımız? Azı yarar, çoğu zarar, ortası karar. Yani biz aslında yemek kültürümüzü değiştirdiğimiz için tabii obezite oranları artar. Siz de ailenize bakın. Ben şimdi bakıyorum, çocukları küçükken yediriyorlar. Çocuğun iştahı açılıyor. Yağ hücreleri fazlalaşıyor. Çünkü ergenliğe kadar hücreler çoğalarak büyüyor. Ergenlikten sonra mevcut olan hücreler genişleyip sıkışarak, daha küçülerek. Siz hücre sayısını, yağ hücresi sayısını ergenliğe kadar bu çocukta arttırırsanız, ondan sonra da çocukları diyetisyene yolluyorlar. Çocukları küçücük, yaşı çok küçükler, mide ameliyatı, mide küçültme ameliyatı oluyorlar. Yani bu yüzden ne yapacaksınız? Birazcık özünüze döneceksiniz ve bunları kendi içinizde, yemek kültürünüzle, aile kültürünüzle aşacaksınız. Ve obez sonradan psikolojik problemlere sebep oluyor. Yani obez olan bir insanın toplum içindeki çocukların mesela arkadaşlarının yanındaki kompleksleri fazlalaşmaya başlıyor. Bundan dolayı çıkan kavgalar sonra içine kapanıyor. Mesela eskiden çocukları sokaktan içeri zorla anneler sokardı. Şimdi sokağa çıkartamıyorlar, evde işte bilgisayarla oynuyorlar. Aynı şekilde eskiden aslında bizim kendi yaşama kültürümüz, o parka gitme kültürü çocukların, sokaktaki çocukların oynama kültürü, çocukların ayrıca da sosyalleşmesine sebep oluyordu. Evet, bu arada önemli bir konu daha, İspark fiyatlarına %60 zam gelmiş.
Bir saati 20 lira olacak galiba. Ondan sonra atıyor. Bu gidişte valeler daha ucuza geliyor. Mesela bazı yerlerde sabahtan akşama kadar bırakıyorsun, 100 lira alıyor senden. Daha ucuza gelmese de daha kolayına gelecek. Yani İspark bizim için her zaman şuydu. Belediyenin ve daha ekonomik diye. Hayır, aslında artık o kadar ekonomik değil. Şunu da söyleyeyim. Bunu siyasete bağlamayın. İspark İBB'nin en kar eden şeylerinden, bölümlerinden birisiydi. Ama maalesef işte diyeyim ben kendim, Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra durum bu. Yetmiyor ki bu zamlar var. Nedenini bilmiyorum ama %60'a yakın bir zamın doğruluğunu kabul edersek çok fazla bir şey. Ve bu gidişle valeler çok daha cazip gelecek. Hiç değilse bırakıyorsun, alıyor, ayağına getiriyor falan filan. Bunu da bağlamış olayım ama genel olarak topladığımızda bu birincisi, hemen söyleyeyim. Evlilik yaşı aman aman aman, evlilik yaşı 18'dir. Ergen olan evlenmeye hazırdır diye bir şey yoktur. Bunu lütfen lütfen herkes etrafındakilere anlatsın. Çünkü artık ergenlik yaşı 9'lara inmiş, 10'lara inmiş. Kız çocukları için söylüyorum. Benim tanıdıklarım var, 9 yaşında ergen olmuş. Yani adet görmüş kız diyelim. Bu nasıl evlendirilir? Yok. Yani İslam dininde de böyle bir şey yok. Ruhen, bedenen ve fiziken evlilik yaşına gelen kişi evlenir. Ve bu da 18 yaştır. Diyanet de bunu açıkladı. İkincisi bu. Patates cipsinden yola çıkarak söylediğimiz gibi obezite önemli bir tehlike. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak. Yani bunun şeyi de var. Yani hayat tehlikesi de var. Üçüncüsü efendim işte bu raf ömrü olan yiyeceklere bağımlılık. Çocuklarınızı uzak tutun, kendinize uzak durun. Ve zamlar, evet her şeye zam geliyor, ona da zam geldi diyeceksiniz ama bana göre biraz fazla. Evet, şöyle gündemden biraz harmanlama yaptım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.